Sevgili alkolseverler merhaba. Covering Tabela Podcast'in 50. bölümde sizlerle birlikteyiz. Çita Stilov denilen bir kriter var biliyorsunuz. Gerekli kriterlere uyan kentlere sakin kent diyorlar. Akyaka da bu sakin kentlerden biri. İdüm Antik Kenti de bu sakin şehrin altında sakin sakin duruyor toprak altında. İşte bu bölümde İdüm Antik Kenti üzerine sohbet edeceğiz sizlerle dostlar. Detaylı paylaşımlar ve antik kent gezileri için Kahverengi Tabela Pod Instagram hesabına göz atabilirsiniz. Bölümün başından söyleyeyim dedim. Herhangi bir programlı kazı çalışması hiç yapılmamış burada. 1950 yılından beri kazılar yapılmış tabii ama bunlar çok kısa süreli kazılar olmuş ve büyük buluntular elde edilememiş. Bir de genellikle yapılan çalışmalar imarlı arazilerde devam ediyormuş. Kabaca gezilecek 3 yeri var. Kale, kaya mezarları ve akropol. Akropol, İdüm Antik Kenti'nin merkezi olduğundan orada agora, tiyatro, tapınak ve benzeri birçok bilinen kamu yapıları mevcut ama gezilip görülebilecek durumda değil tahmin ettiğiniz gibi. Herhangi bir programlı kazı da yapılmadığı için İdüm Antik Kenti ile ilgili bildiğimiz bilgilerin çoğu başka kentlerde bulunan yazıtlar ve antik tarihçilerin yazdıklarından ibaret. Karyalılara ait bulunan başka yazıtlarda İdüm'ün de bir Karya kenti olduğu yazıyor. Kent tarihçisini merak ettiğimizde de M.Ö. 5. yüzyıl tarihini bulabiliyorum. Bu tarihten önce herhangi bir bilgi yok. Podcast'in biraz dağınık ilerlediğini fark ettim sevgili dostlar ama belki de sizlere İdüm'ün halini bu yolla anlatabiliyorumdur. Akropol'de aslında bir sürü yapı var olduğundan bahsetmiştim az önce. Büyük bir agorası, 8-10 bin kişi civarında bir tiyatrosu ve 3 tane tapınağı olduğunu öğrendim bölgeyi bilen bir gezginden. Athena, Poseidon ve Apollon isminde 3 tane tapınağı varmış. Bunlar da kentin aslında bildiğimizden daha uzun süre kullanıldığına delil olabilir ama ispatlayamıyorum şimdilik. Kale denilen yapıda da kazılar yavaş yavaş devam ediyor. Yeni bir tünel buluntusu da ulusal basında oldukça ses getirmiş yakın zamanda. Kalenin içerisinden denize doğru bir tünel bulunmuş. Tünelin kalenin düşman tarafından kuşatıldığında temiz suya ulaşması için yapıldığı tahmin ediliyor. Son zamanlarda yapılan kazıdan çıkarılan buluntuların Ula Müzesi'nde sergilendiği söyleniyor bazı kaynaklarda. Fakat Ula Müzesi yok. Ya, Ula ilçesinde müze mevcut değil. Belki Muğla Müzesi'ndedir diyerek Muğla Menteşe ilçesindeki Muğla Müzesi'ne de gittim. Fakat müze kapalı. Yani bu buluntuların son durumunu bilmiyorum sevgili dostlar. Fikri olan varsa mesaj atabilir. Attika Delos Birliği'ne üye ve aidatlarını zamanında ödeyen kentlerden biri olduğunu da yine Klazomenai'den çıkan yazıtlardan öğreniyoruz. Roma İmparatorluğu'nda bulunan yazıtlara göre M.Ö. 3. yüzyıldan itibaren herhangi bir bilgi bulunamayan kentin kaderi bu yıllarda olumsuz bir olayla değişmiş ve terk edilmeye başlanmış olabilir. Kale dediğimiz yapının da M.Ö. 12. yüzyılda kullanıldığını biliyoruz. 13. yüzyılda da bölge Türklerin eline geçince kale yavaş yavaş terk edilip dışarıya yani şimdiki Akyaka mahallesinde yaşam başlamış. Belki de ülkemizin en sakin, en güzel doğaya sahip bölgelerinden birinde bu güzel antik kentin tüm sırlarının ortaya çıkacağı zamana kadar beklemek zorundayız. Kim bilir yıllar sonra bu podcast'i yenilemek ve buluntuları sizlere anlatmak zorunda kalırım dostlar. Sonuna kadar dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.